Merhaba abi. Buradaki bilgilendirme odasından her şeye ulaşabilirsiniz. Günlük yapılması merhaba. gerekenler hatta videosunu biz çekelim at. YouTube'a sallayalım. Günlük yapılması gerekenler. GIF videosu arkada dönmesin ya. Bizim merhaba videolardan kardeş. bir tanesi dönsün. Dur. Merhaba, merhaba kardeş Şöyle benim at videosu falan dönsün arkada. <laughs> günlük yapılması gerekenleri söylüyorum hocam. Şimdi selam YouTube. Hay YouTube. Aa, günlük yapılması gereken işlerinizi söyleyeceğim arkadaşlar. Bunlara mutlaka, birçoğu mutlaka yapılması gereken. Mesela guild donation. Eğer bir klandaysanız, o klana bağış yaparsanız size verdiği kristallerle gidip materyal çekebiliyorsunuz. Materyal alabiliyorsunuz. Günlük görevler, haftalık görevler, klanın haftalık görevleri bunlarla da materyal geliyor. Günlük görevleri yaparak, haftalık görevleri yaparak materyal elde edebiliyorsunuz. Alt J ile açılıyor bunları görmeniz. Günlük ve haftalıkları. Kendi adınız var. F2 ile, şarkı ile gidebilirsiniz. Stronghold. Orayı yükselterek aynı şekilde upgrade malzemesi de elde edebiliyorsunuz. İşte korsanları gemiyle yerlere yolluyorsunuz falan. Onunla anlatırım bir videoda ne işe yaradığını. Günlük etkinlikler bu. 50 <laughs> levelden sonra sol üstte çıkan etkinlik sekmesi var. Materyal. Artık neyse. O sekmeden o sekmeyi takip ederek günlük etkinliklere katılırsanız eventlere. Oradan da materyal alab alabiliyorsunuz. İşte gold alıyorsunuz upgrade için kullanabileceğiniz artı basma taşlarını alabiliyorsunuz. Ghost ship kovalarsınız mesela. Pirate coin ile limanlardaki tüccarlardan, gemilerden haftalık upgrade malzemesi alabiliyorsunuz. Bunun videosunu sallayacağım biraz sonra. Zaten YouTube'da bulabilirsiniz YouTube'dan izleyenler. Günlük olarak house dungeon yapıyorsunuz. Günlük olarak raid yapıyorsunuz. Raid bosslarını kesiyorsunuz. Yan karakterlerinize de kesiyorsunuz bu arada. Oradaki e, materyaller, armoni, lips tonlar aktarılabiliyor. Lips as az çarınıza atabiliyorsunuz. Roster sayesinde. Storage'a gidiyorsunuz, roster açıyorsunuz. Roster'dan lips yollayabilirsiniz asıl çarınıza. Abazel Dungeon. E, bunlara girin, bunları yapın. Bunların haftalık gold size veriyor. Mesela 100 gold veriyor her dungeon. 6 kere yapma şeyim var. Haftalık Abyssal Dungeon'a girme şansım var. Bunları yaparak 100 gold, 100 gold, 100 gold toplayabiliyorsun. 600 gold. Artı kutusu da var onun bir tane. 40 gold vererek de kutuyu açıyorsun. Double ödül alıyorsun her seferinde. Haberiniz olsun. Enerji bittikten sonra Kaos dancın farmlamaya devam edebilirsiniz. Kaos dancın videosu YouTube'da var. Ona bakabilirsiniz. Kaos farmlamak ne işe yarar? Başlığı da Günlük raport, e, raport kasmak önemli Bazı e, Nasıl desem NPC'lere hatta birkaçını göstereyim size Güzel bir SS'im vardı benim Hemen bulup gösteriyorum Yok bu değil ah şu Bakın Sasha bunu kasmanız biraz zor. Saşa'ya çok zor. Buradaki NPC'lere eğer raport kasarsanız buradaki NPC'lerin kaç gold verdiği yazıyor. Tamam mı? Şimdi sen gidip Mei'ye kasabilirsin. Şana'ya kasabilirsin. Nia'ya kasabilirsin. Yun falan. Hani 800 gold, 500 gold. Toplamda 23.800 gold kazanabiliyorsunuz buradaki NPC'lere. Eğer raport kasarsanız arkadaşlar. Bu listeye de videodan ulaşabilirsiniz. Yakınlaştırdım. Esas alabilirsiniz. Okey midir? Bunları yaparak günlük yapacağınız aktiviteler. Eğer zaman kalırsa life skill, toplama, pvp görevleri falan bunlara katılabilirsiniz. Biz gibi gelişebilirsiniz bu şekilde. Biz böyle gelişiyoruz. Nasıl T2'ye çıktın, nasıl 1300, 1030 GS oldun diyorsanız bunlar sayesinde oluyoruz. Ya, bu tür SS'lere bu arada bizim klan Discord'umuza ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ünlem klan yazarak YouTube'da da aşağıda link bulabilirsiniz. YouTube'dan izleyen arkadaşlar için söylüyorum. E, geliyorsunuz, kuralları okuyorsunuz, okeye basıyorsunuz, kayıt oluyorsunuz. Bilgilendirme sayfasında bunların SS'leri, işte bir günde şey, e, hangi ada hangi materyali verir, hangi engraving kitabını verir, işte kaç pirate coin atar falan bunları bulabilirsiniz. E, kullandığımız siteler, işte engraving'ler ne işe yarar. Life skill tabloları, onun dışında e, Ad, ada tokenleri, ada kalpleri kısacası. Günlük yapılması gerekenler. Premium aura ne işe yarar falan. İşte Stronghold'dan tier 2 attığınızda bir çarınızı diğer alt çarlarınızı nasıl %20 daha ucuz şartla yükseltirsiniz falan. Bunları bulabilirsiniz. Ünlem klan yazıp kurallara bakıp OK tıklamanız yeterli. Adında. Böyle. 2'ye kadar ben buradayım kanka. Size bilmem de ben buradayım. Ünlem Cılan bu arada. C ile C. Adalar bir kere yapılıyor. 400 G skorum var. Şu an itemleri artı 8 yapmam lazım. 460 olması için. Yoksa başka bir şey yapmam lazım mı? Artı basman lazım. Aura aldım. Dün geceden beri göstermiyor kanka. Neden? Ünlem Amazon. Canlı destekle konuşabilirsin. Adaları gezmek için kaç item puanı olmamız lazım? 460'ta falan gezersin kanka. Ana görevlerle 460 atabiliyorsun zaten. 250 itemle besleyen adalar da var. Oyun yürür mü? Kanka şöyle söyleyeyim. Bu oyunda devam edecek kitle %50. Neden diyeceksin? Birçok yayıncıyla gelen de var birçok yayıncıyla hani o oyuna geçince o oyuna, o oyuna geçince o oyuna yapan çok adam var. Ama yürüyecek yani. Hani bit, bitmiyor. Oyundaki içerik bitmiyor. Bitiremiyorsun. Yani günlerce oyna. Yine bitmeyecek. Aura oyun işi nereden alıyor? F4 marketten alabilirsin Samet. Eğer soruma cevap verdiysen tam mesaj attım. Diğerleri reklam girdi. Reklam izlemek istemiyorsanız abone olabilirsiniz arkadaşlar. 3 yıldır beklenen bir oyun o yüzden yürür. Kanka oyun zaten oturmuş bir oyun. Şimdi bizde tier 4 itemler yok. Tier 4 içerik yok. Birçok oyun sonu bossu yok. Tamam mı? Bunlar geldiğinde insanlar bunları yapmak için bir taraflarını yırtacaklar anladın mı? Kaç yıldır bekleniyor Lost Kore'de, Çin'de, Rusya'da zaten oy oynanılan bir oyun. Herifler Rusya'da bir senedir oynuyorlar. Hala bitirim, bitirmiş değiller. Kanka adaların genelde ödülleri tek seferlik oluyor. Kanka karakter geliştir geliştirme şöyle oluyor. Bir karakterin tier 2 atıyorsun. Stronghold'da upgrade'i yapıyorsun. Upgrade'den sonra ee, %20 daha şart ilk sisteme upgrade'i var Stronghold'da. Zaten